insan metabolizması için şeker enerji demektir. Değişik hücreler şekeri değişik amaçlarla kullanır. Örneğin kas hücreleri şekerin en önemli tüketicilerinden biridir. Kandaki şeker hücrelerde enerjiye dönüşür. Fazla şekerse karaciğerde depolanır. Ama daha fazla şeker kaçınılmaz şekilde yağa dönüşür. Aslında bu durum diyabete giden kısır döngünün başlangıcıdır. Merhabalar. Çok sıkça sorulan bir hastalığın tedavisiyle ilgili sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Şeker hastalarında ayaklardaki ağrılar, ayaklardaki uyuşukluklar, his kayıpları, üşümeler veya tam tersi ateş basmaları nasıl tedavi edilir? Biz bunun için tabii yıllardan beri biz burada Kırşehir'de ozon terapi deyince bizle özdeşleşti zaten bu. Deniz Akpınar'la ozon terapi hakikaten bir özdeşleşme oldu. Birincisi ozon terapiye kesinlikle alıyoruz. Ozon terapiyle birlikte oradaki şekerin sinirlere yapmış olduğu, damarlarda yapmış olduğu bütün tahribatı neredeyse %80'e yakın oranında geriye dönüştürüyor, geri döndürebiliyor. Onun dışında damarları açıyor, oradaki beslenmeyi arttırıyor, şekeri düzenliyor ve dolayısıyla oranın bir tekrardan canlanmasını sağlıyor. Ancak bu ozon terapiye yanında bir de akupunktur yapıyoruz. Özellikle o ayaklardaki, damarlardaki, sinirlerdeki sıkıntılar böbreklerle alakalı olduğu için şekerin böbreğe vurmasıyla da ilgili. Biz böbreklerin bir ayarını da yapıyoruz akupunkturla. Bu ayarla birlikte yani akupunktur artı ozon tedavisiyle birlikte hastalarımızın şifa bulma oranı %90'lara çıkıyor ve net olarak sonuçlarını görebiliyoruz.